Bu harikaydı bak. Dönme. Bunu ben izlemeyeceğim şimdi ama bunu izleyin arkadaşlar. Hepinize öneriyorum bu arada. Rica ederek söylüyorum. Bunu izleyin. Ayırın 10 dakikanızı, 16 dakikanızı ee, izleyin. Dönme. Rahatsız bir biterim mi? Eski adın neydi? Gerçek adın. Penisin var mı? Ha. Bu çok güzel bir video olmuş. Ben çok beğendim. Transseksüel bir kişinin kendi gözünden neler yaşadığı ve aslında neler hissettiğini anlatan çok güzel bir video. Yani ön yargısı olan, sıkıntısı olan insanlar bu konuda en azından bir empati yapabilmek için, birazcık da olsa anlayabilmek için izleyelim. Hadi izleyelim. Hadi. 16 dakika kısa zaten. Gerekenlerde bugün Seyhan Arman'la birlikteyiz. Önce kendisinden kısaca dinleyelim. Seyhan Arman kimdir? Ee, oyuncuyum. 38 yaşındayım. Adanalıyım, İstanbul'da yaşıyorum. O kadar Zaynım, Transseksüel olduğunu ne zaman anladın? Ne zaman anladım? Şimdi transseksüel kelimesiyle tanışmam e, çok daha sonraları oldu. E, ne zaman oldu diyebilirim? Hmm, 20 sürü yaşında tanıştım zaten aslında. Gerçekten odaklanıp dinleyin abi, yaşınız kaç olursa olsun. Türkiye'de de transseksüel kelimesiyle çok çok Yeni karşılaşıyoruz. Başka isim travesti diyorduk e, önceden veya işte e, cinsiyet kimliğimi fark ettiğimde eşcinsel olduğumu zannediyordum. Ne zamanla gelirse benim çok erken oldu, e, yani adını koymadan tabii ki e, okula bile başlamamıştım farklı olduğumu hissettim. Bir süre sonra e, eşcinsel diye adlandırdım kendimi. Daha sonra fiziksel bir değişime. Ee, geçtiğimde travesti diye adlandırmaya başladım. Sonra cinsiyet kimliği, cinsel yönelimler gibi farklılıkları öğrendiğimde aslında neyin ne olduğunu öğrendiğimde anladım ki 38 yaşındayım, 39 yıldır transseksüelim. Peki farklı isimlendirmelerden bahsettik. Transseksüel, travesti, trans. Ee, bir de bir dönme konusu var. Bu e, rahatsız edici bir terim mi? Yoksa doğru bir adlandırma mı? doğru bir adlandırma değil. Şu karşı tarafın beni erkek, kadın, transseksüel, tro, travesti dönmeni olarak gördüğü çok önemli değil. Ben beni nasıl gördüğüm önemli. Ben Seyhan'ım. Yani bu adlandırmaları da sizden dolayı yapmak zorundayım. Hani ben transseksüelim derken böyle adlandırıldığı için söylüyorum. Yoksa bu saatten sonra çok önemli değil. Fakat bunun e, mücadelesini veren bir aktivist olduğum için aynı zamanda e, tabii ki evet dönmeye bir hakaret cümlesi bununla ilgili şey yapabilirim. Yani gerekiyorsa mücadele edebilirim ama Youtube'da istediğimiz kelimeyi söyleyebiliyor muyuz bu arada? Evet. İbne diyebilir miyim mesela? <gülüyor> <gülüyor> ee, i̇bne de, iğne de, iğne. <laughs> i̇bne de mesela hakaret amaçlı kullanılıyor. Ama e, aktivistler son dönemde, son bir beş, bir beş ya da yedi yıldır falan... E, ...velev ki İbne'yim diyoruz. Evet İbne. Çünkü <laughs> birisi sana hakaret ediyor. Bu her şey için böyle. Sadece transseksüellik için de değil. İbne diyor. Sen ona evet İbne'yim. Dediğin zaman başka ne diyebilir? Mesela Bülent Ersoy'a bunu çok yaparlar. Bülent Hanım, Bülent Hanım, Bülent Hanım diye peşinde el pençe divan dururlar. En ufak bir şey de Bülent Bey aşağılamak için. Bülent Ersoy da buna cevap vermez. Evet Bülent Bey'im de sen olacak. Başka nereden aşağılayabilecek yani? O bir aşağılama cümlesi ama bu... Öyle olup olmaması önemli değil ki yarın bir gün insanlar sana sandalye diyerek de aşağılayabilirler. Birisi seni aşağılamak istedikten sonra her türlü söyleyebilir e, ama dönme evet bir aşağılama cümlesi. Tabii şimdi bu kadar da basit bir şey değil. Benim açımdan önemli olmayan bu kelimeler, bu aşağılamalar belki ben belirli yolları kat ettiğim içindir. Bir başkası için çok incitici olabilir. Kendi gençlik dönemimden hatırlıyorum. E, cinsel yönelim söylemediğim. E, aslında uzaydan bile belliydim ama işte güya söylemiyoruz. Hep beraber 200'lü bir toplum olduğumuz için birbirimizi kandırıyoruz. Söylemediğim ortamlarda böyle bir işte eşcinsellikle dalga geçiline bir şey oluna ibne mibne dediklerinde böyle bir bozulurdum içten içe. Çünkü çocuksun daha bir şey bilmiyorsun o dönemde. E, şimdi değil ama yani yine de e, bu bazen yaralayıcı olabiliyor bazı insanlar için. Peki eşcinsel misin? Değilim. Heteroseksüelim bunu özellikle açıklamak istiyorum aslında. Ben böyle bir 8-10 yıl önce... Abi sebepsizce time out yemezsin. Ya cap stock yapıyorsundur. Ya bir şey yapıyorsundur. Heteroseksüel olduğumu söylediğimde bayağı bir heteroseksüelim. E, bunu özellikle açıklamak <laughs> istiyorum aslında. Ben böyle bir 8-10 yıl önce heteroseksüel olduğumu söylediğimde bayağı bir dalga geçiliyordu ortamdan. Çünkü algıladığımız şey başkaydı. Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim farkını çok bilmiyorduk. E, kabul görmüş 3 tane cinsel yönelim var. Biseksüellik, eşcinsellik, heteroseksüellik. Tabii ki daha bir sürü yere giden şeyler var ama genel geçer şeyden bahsediyorum. E, transeksüellik transseksüellik bir cinsiyet kimliği. Yani transseksüel kadınlar ya da transseksüel erkek ...heteroseksüel olabilirler, biseksüel olabilirler, eşcinsel olabilirler. Peki e, eski adın neydi ya da gerçek adın? Hep şeyi beklerler. Önceki adın neydi? Hayrullah demeni beklerler. <laughs> Haydar demeni bekler falan. Hani Berkecan olsa tatmin etmeyecek. Ne fark eder ki? Ben sonuçta kendimi Seyhan olarak e, lansey diyorsam... E, ...gerçek adım neydi? Size ne? <laughs> Penisin var mı? Geldik zurna'nın zırh dediği yere. <laughs> Şimdi bu bir kere çok terbiyesizce gerçekten. Bak penip... burayı iyi dinleyin. Burayı iyi dinleyin. Solup olmaması üzerinden değil. Ben mesela e, birisiyle tanıştığımda sana gelip ay senin e, çatın dar mı diye sormuyorum. <laughs> ya da erkek sen kaç santim diye de sormuyorum. Soruyorlar. Kimse de kimseye böyle şeyleri soramıyor. Ama konu transseksüellik olduğunda bunu sorabilme cesaretlerini gösteriyor. Evet çok doğru biliyor musun? Kalkıp da sen bir erkeğe durduk yere böyle soruyor musun yani o erkek lan bu kaç santim lan acaba falan ya da çatın dar mı gibi amın var mı gibi iyice çirkinleşeyim soruyor mu yani ama gidip bir, hemen böyle bir e, bu tip durumlarda işte ameliyatlı mısın değil misin? Diyorlar. Gerçekten buna inanamıyorum. Seyhan olarak eskiden cevaplıyordum. Ameliyatlı mısın değil misin? Çünkü orada şey yapacak seni. Ameliyatlıysan kendince bir zahmet senin kadınlığını onaylayacak. Bir kere evet. transseksüelliği önce burada açıklamak gerekiyor. Transseksüelliğin saç uzatmayla, meme proteziyle, ameliyat olup olmamayla alakası yok. Zaten e, kadınlığın ya da erkekliğin aslında böyle tanımı olmaması gerekiyor. Ya da böyle tanımlar varsa bunlar normalde sakıncalı. Öteki taraftan da gerçekten sana ne yani hani senin üzerinden söylemiyorum bunu soran insanlar üzerinden söylüyorum. Önceden cevaplıyordum bunu. E, Anne olacak söylerim canım A, evet ameliyatlayayım ya da bilmem ne diyebiliyordum. Ama artık politik olarak da cevaplamıyorum. Bunu cevaplamak istemeyen insanlar da olabilir sonuç itibariyle penisim mi var, vajinam mı var, işte çift cinsiyetli miyim, ejderha ağzım var. Bu seni çok <laughs> ilgilendirmiyor yani. Hani neyi kabul edeceksin? <laughs> Transseksüel olduğumu mu onaylayacaksın? Kadın olduğumu mu onaylayacaksın? Neyi onaylayacaksın? Niye bu kadar merak ediyorsun? Asla başta söylediğim gibi ben sana sormuyorsam sen de bana bunu soramazsın. Nasıl seks yapıyorsun? Nasıl seks yapıyorsun ne demek? Yani kim herkes farklı seks yapıyordur. Yani herkes aynıdır ama herkes farklıdır. Yani bu da çok özel bir soru olduğunu düşünüyorum. Yani, transseksüel olmanın, e, işte gay olmanın, bilmem neyin falan dışında bir şey. Yani <laughs> bana sormadılar biliyorum da hangi cesaret ya seks yapabiliyor musun? Sen nasıl seks yapıyorsun? <laughs> Trans terörü diye bir tabir var bir ara çok popülerdi. Bununla Yo ilgili... ben pleblerin problem çıkartacağını düşünmüyorum. Bir kere çok sıcakkanlı bir insan ee, ve de açık yüreklikte her şeyi konuşabilecek olgunluğa erişmiş. Nasıl sırtladıysa, nasıl dojladıysa artık her şeyi. Olay bir şey değil. Ateist abi. Aman abi o işe gerek yok. Al bak. Bak kimse trollemiyor abi. Gayet düzgün. Az önce geyik yaptığımız için o muhabbet dönüyordu. Ya bu da bak mesela bu bu konu dalga geçilecek bir konu değil anlatabiliyor muyum? Onu anlatmaya çalışıyorum. O yüzden sabları açıyorum mesela şu an günün rahatlığıyla. Bak. Ya yani var arada abuk subuk konuşanlar ama genelde herkes normal. Esprisi, ejder ağzı ne abi falan yazan var. Saygı duymak lazım olabilir. Hiç cevaplamıyor ama e ama haklı sebepten dolayı cevaplamıyor yani. Neyse. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Yapıldığı dönemde çok doğru buluyorum. Ondan sonra ben de yaptım, iyi ki de yaptım. Ne o ya? Anlatayım kısaca. <laughs> Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Tabir var bir ara çok. Trans terörü diye bir tabir var. Bir ara çok popülerdi. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Yapıldığı dönemde çok doğru buluyorum. Ondan sonra ben de yaptım, iyi ki de yaptım. Anlatayım mı kısaca? Lütfen, lütfen. <laughs> bir gün şöyle bir şey oldu. Ay yok bunu anlatırsam gıcık alır. Alsınlar bana ne dur. Her şey gerçek. Ee, bir gün bir arkadaşımla arabamda gidiyoruz. O zaman bir tane arabam var. Böyle yanımızda bir şey durdu. Ee, araba durdu bir adam sürüyor yanında bir kadın var arkada bir erkek kadın yine var. Ee, ben arkadaşım bir şey anlatıyor hararetle ona doğru bakıyorum ona baktığım için de kırmızı ışıkta durduk yanımızda araba durdu. Böyle oradan bana bir hareketler yapıyor cama aç bir şeyler söylüyor falan cesarete bak. Ondan sonra ben de böyle biraz ilerledim. Çünkü arkadaşımı dinliyorum. Dikkatim dağıldı. Tekrar öyle yapınca Ay dedim açayım camı da ne söyleyeceksin söylesin ya diyecek ki Ay kız diyecek ya da Ay benden bile güzelsin bir şey desin biz de gidelim yani uğraşmayalım dedim çünkü o an bayağı bir hararetli bir sohbetin içerisindeyiz açtım camı askerliği nerede yaptın dedi böyle güldüler ha ha ah, ah, ha ha falan Ay ben de çok ne kadar ayıp ama işte baktın ne kadar ayıp hissettiniz mi onu bak şu an böyle birebir empati yani uzaktan görerek belki eğleniyorsun bilmem ne ama şu insan karşındayken şu içten sohbet dedikten sonra ne kadar çirkin geliyor değil mi yaptı espri? Gerildim buna. Tam böyle o travesti dehşeti <laughs> olan zamanlarda benim de yeni deli çağlarım falan. Hiçbir şey demedim. Arabamı böyle önlerine kırdım. Arabada böyle direksiyon kilidi var. Onu aldım. indim arabadan. Ben in Abi yengeç döneminde olsan sen de yapmaz mısın bir düşün. Abi Yengeç dönemiyle alakası yok. Bak bizim Fenerbahçe bölgesinde, Kadıköy'de e, çok fazla travesti vardı. Travesti demiyoruz değil mi şimdi? Pardon. E, ve de ciddi anlamda saldırıya uğradım ben. Yani lafla, şeyle, bir benzinci de hatta marka, op, OPET miydi? BP miydi? Hangisi de hatırlamıyorum siktir et. Baya baya takip edildim evimin kapısına kadar. Yani gecenin bir vakti sigara almaya çıkmıştım, benzinliğe gidecektim. İki tane işte araba karşılıklı camdan böyle konuşuyorlar, bir şey yapıyorlar aralarından geçtim. O zaman da evden çıkmışım, üzerimde böyle dar işte V yaka kısak oldu bir tişört, saçım gene bağlı, iki tane de küpem vardı o zaman. İşte yavrum, mavrum, neyse geç detaylarını umursamadan girdim, sigaramı aldım, çıktım. Ondan sonra arabaya gideceğim, arabam da çaprazda duruyor. Bayağı bana Laf attılar. E tırsıyorsun abi. Şimdi o dönemler, o dediği dönemler e, transseksüellerin de yani iş yapanlarında, da cadde tarafında ciddi anlamda korku saçanları da vardı. Yalan değil şimdi bu. Ha, onların psikolojisini anlayamam. Belki de işte sürekli gidip böyle sataştıkları için, laf attıkları için bilmem ne. Onlarda agresif takılıyordu. E, ben de abi yani ya üniversitenin birinci sınıfındayım, ikinci sınıfındayım. Tırstım. Yani 4-5 kişiler yani anladın mı? Ya sonuç olarak bir erkek durumu da var yani. Nasıl idare edeceksin? Ben tabi cevap vermeyince, tınlamayınca e, bunlar dellendi biraz, sinirlendiler. Ondan sonra beni evime kadar takip ettiler. Yani bir şey olmadı ama musallat olabilirlerdi belki de. Ben eve girdim çıktım camlanmamdan baktım böyle bir 3-5 dakika durdular. Gittiler ondan sonra ama tabi plakam milakam alındı bir de. Hep takıldığımız bölgeler, takıldığımız yerler. Hatta ben bir tanesiyle çok garip bir bir tanesiyle çok çok garip tanıştım. Kalamış Marina dediğimiz bir yer var, tamam mı? Kalamış Marina'nın önünde de çift çeritli ama ortada bariyer olmayan bir caddesi var oranın. Kışın çok böyle yerler buz buz tuttuğunda kar yağdığında benim o zaman arabam büyük bir arabaydı. Gidip orada apaçı gibi yanlardım ben tamam mı? Eğlenirdim yani işte nargile kafeden çıkmışsak Gider orada dönerdim böyle. Hiç unutmuyorum. <laughs> Aramasının modeli Infiniti FX35. Plakasını vermemde bir sakınca var mı bilmiyorum. Plaka vermem ya. plaka kadın isminin kısaltması bir tane. Film camlı kapalı falan. Ben böyle dönüyorum ya. Benle birlikte biri daha dönüyor. İşte 3-4 gün kar yağdı zaten. Ben her gün oradan geçerken veya işte yakınlarda Marina Kafe vardı bizim oralarda otururken falan. Gidip orada mutlaka dönüyordum. İkincide de gene denk geldik. Ulan dedim plakada şimdi kadın plakası infinity güzel bir jip. Dedim bir döne döne tanışalım ya hani içini görmüyorum kim var kim yok. Tabii canım hiç aklımdan çıkmıyor Kordi. Neyse <laughs> biz yan yana bir geldik. Ee, o, ya hatırlamıyorum ya o bana selektör attı ya ben attım ya kornaya bastık bir şey oldu. Hani ikimiz de eğleniyoruz orada amacımız o çünkü. Böyle bir tanışma fırsatı oldu camı bir açtı tabi Merve değil yani. Bayağı Merve değil. Selamun aleyküm aleyküm selam falan. Onun hiç kim dedim lan Tuğkan uzak falan. <laughs> bir de bu anlattığım olaylara yakın dönemde oluyor bu. Hiç öyle geyini yapıyorum çok eğlenceli değil mi dedi. Vallahi dedim çok eğlenceli. Artık içimden gencim abi o zaman götüm götüm oradan siktir oğlum gitmek var ya. Yani. Çünkü çok tehlikeli tayfa vardı o dönem. Öyle bir tanıştık. Adını da sormadım yani hani plakası vardı. <laughs> Öyle. İki üç defa karşılaştığımız oldu. Trafik ışıklarında böyle iki kornaya bastı. Ben yanımda bir kez bir arkadaşım varken karşı korna basamadım. Camı çıktı. Hani ne alakalı falan demesinler diye. Ama işte o yaştaki düşüncelerimle şimdiki düşüncelerim çok farklı. İşte bu tarz insanların hikayelerini dinleyince, biraz onlar gibi düşününce farklı hissedebiliyorsunuz. O zamanlar sırf onun giydiğini, aa bak 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 travestiye bak, travestiye bak bak gördün mü? Hep öyleydi o dönemler. Yani iş için bekleyen insanlar mesela yanlarından geçerken, ona onun bak bak dursana bir dursana çok geyik yapıyorlardı bir de. Ben Tepe'den falan da hatırlıyorum. Sırf onlarla dalga geçmek için, ee, laf atmak için, kötü kötü espriler var şunu söylemek istemiyorum. Biri izler, yanlış anlar falan. Yanlarına gidip böyle abuk subuk sorular sorarlardı, eğlenirlerdi. Abla, şu kadar abi, bilmem ne, şundan ne kadar, bundan ne kadar, abuk subuk mevzular. Tabi bu anlattığım kişiler aynı kişiler değil yani bu insanla mesela. Ben Mahallede geçen mevzuları anlatıyorum. Yoksa transseksüel olup da normal bir yerde çalışan, iş yapan e, insanlar yok değil mi? Var. parla başını bilmiyorum. Taksim tarafları bilmem çok daha e, tehlikeliydi bizim zamanlarımızda ama... Işte genelleme yapamıyorsun abi. Yani. Şu an konuşurken çok dikkat ederek konuşmak istiyorum. Birini kırabilirim diye. Abi kafete çalışırken trans grubu geldi. Nedense korkudan suyu falan düşürdüm. Masaya kadın... Dedi korkma bir şey yapmayacağız deyip güldü falan. Sonra ben dedim neden korkuyorum ben falan. Konuşup sonra çok iyilerdi. İşte diyorum ya. Niye iyi olmasın abi insan değil mi ya? O hep anlatıla anlatıla böyle oldu. İşte bir gün geldi bana jilet attı. dördümüz olur falan. Ya amına koyayım yani. Abuk subuk dedikodular. Onlar bunlar. Yapanları da var. Normal bir erkeğin. Normal benim gibi. Senin gibi. Bir erkeğin nasıl psikopatı, manyağı varsa. Düzgünü varsa. Bu insanlarda da aynı şey var abi. Niye bütün erkeklere psikopat gözüyle bakmıyoruz da bu durumdaki insanlara sadece tek bir önyargıyla bakıyoruz? Tartışılır. Abi yazın Kadıköy Tehlinde misafirde kalacağım yakın mısın? Kadıköy'e yakınım. Yani sırf bunların sebebi ön yargılar. Neyse. İnince tabii ki bunlar hemen camlarını kapattılar falan. Askerliği mi nerede yaptım Tak vurdum cam kırıldı. Yan tarafa geçtim. Askerliği mi nerede yaptım vurdum. Bütün camlarını kırdım. Bir travesti dehşeti yaşattım. Ve kaçıp gittiler. Ha. Arabayı Şimdi bırak. mesela o kaçanlar diyor ki onunu kuyum diyor lan. Camlarımızı indirdiler diyor içinden diyor. Ahmet Mehmet çıktı diyor. Dövdüler lan bizi diyor mesela anladın mı? Durduk yere. Örnek veriyorum sallıyorum yani şu an. Belki de. Doğru bir şey mi yapmış? Hayır sonuçta bir şiddet var karşıda da. Gittiler bu arada. Arkamızda Sağ da polis arabası da. vardı. Evet ondan sonra. Ben de tekrar arabaya bindim. Bastım gazı Arkadaşıma ne diyordun? Dedim. Şimdi bunu böyle çok güzel bir şeymiş gibi anlatmıyorum ama oradaki psikolojim şuydu. Şimdi bunlar bana askerliği nerede yaptın diyecekler. Ben ne cevap verirsem vereyim gülüp dalga geçecekler ve bütün arkadaşlarını anlatacaklar. Sonra öbür arkadaşları da gelip herhangi bir transseksüeli gördüğü zaman askerliği nerede yaptın deyip dalga geçecekler. Seni aşağıladığını düşünecekler. Ama şimdi bizim bu yaptığımız travesti dehşeti, teröründen dolayı ...bunu anlatamayacaklar, anlatsa bile o arkadaşları gelip de... ...bir başka trans bireyi gördüğünde bu soruyu soramayacaklar... Evet. ...ama yani bu nerede, hangi transla karşılaştığınla alakalı... ...şimdi sen benden bir röportaj talebinde bulun, bulunuyorsun... ...gelip burada e, bir travesti dehşeti yaşatmamın bir anlamı yok... ...ama ben E5'te, otobanda, bilmem nerede olsaydım o anda başka bir şey yapıp gelip olsa ay sana soru sorabilir miyim deseydin kafanı gözünü kırma hakkımı kendimde e, buluyorum açıkçası öz savunma kimse kusura bakmasın e, trans değil de fazla gay olabilir misin şimdi bir erkeklik var çünkü erkeklik üstün bir şey kadından da üstün kadın ikinci sınıftır erkek birinci sınıftır algıda e, ve sen birinci sınıf bir şeyi bırakıyorsun ikinci sınıfa geçmeye çalışıyorsun Erkekliğini yapamamış erkekler var. Eşcinseller, geyler, homoseksüeller ne diye adlandırıyorlarsa. Bir de onun daha rezilleri var. Feminen olanları. Onların da en rezili travestiler gibi bir <laughs> algı var. Bunu da çoğunlukla bence eşcinseller böyle yapıyor. Mesela e, gay barlara transları almak istemezler falan işte niye ay onlar da geliyorlar işte yapıklı peri onun kafasını sağlıyor da burada bilmem ne yapıyor. Ay çok reziller işte şöyleler işte böyleler bilmem neler. Cinsiyet kimliğiyle barışmamış cinsel yönelimiyle barışmamış insanların şey bu. İlla eşcinsel olmasına gerek yok. Hayatında bununla ilgili sorun var. Başka bir şeyle de ilgili sorun olabilir. Senin o serbestliğin Rahat İnsanlara oluyor. batıyor. Yani bütün ötekilerin ötekisiyiz aslında. Yani bugün Kürtler içinde de ötekiyiz, Aleviler içinde de ötekiyiz, Ermeniler içinde de ötekiyiz, Türkler içinde de öteki. Ötekinin ötekisiyiz biz. Niye? Çünkü bir tokat çarpıyoruz biz. İnsanların alıştığı, annesinden, babasından öğrendiği böyledir kesin dediği şeyleri alaşağı ediyorsun nasıl olabilir diye düşünüyor yani. Sen sana verilmiş, bahşedilmiş bir güç var ve sen ondan vazgeçiyorsun. Ondan vazgeçmek için de bu kadar badire atlatıyorsun nasıl? Hani şuraya yatırmıyorlar. Demek ki bu bir varoluş. Demek ki mecbur diye düşünmüyorlar. Bunu böyle sanki çok gerçekten ötekin, ötekin e, bile siz. isteye dur ya ben de ne yapayım ne yapayım ay transseksüel olayım. Halka karışmaya çalışan androidler gibi abi de öyle düşün oyuna bağladı. Ben en iyisi gibi mi düşünüyorlar bilmiyorum. Yani gerçekten akıl yoksun olmamız gerekir bizim böyle bir şeyi seçmiş olmamız için. E, sadece ülkemizde de değil bu. Amerika ya. için de geçerli. Avrupa için de geçerli. Genelde böyle Arkadaşlarımızı anlatırken ülkeyi şey yaparlar. no, Ülkenin, no, no, ülkeyle no, no, alakası Hıcamaları. yok yani bunun. Sonuç olarak bütün dünyada bütün öteki ülkelerde trans bireyler. Çünkü saklanacak yerimiz yok. Bugün seks işçiliği yapan bir e, cis kadın öteki mahalleye gittiğinde gayet hanımefendi olabiliyor. Onu bırak. E, seks işçisi gibi hani o isimle o harfiyle başlayan diye adlandırdığımız bir sürü şarkıcı falan var. Yarın bir gün biriyle evleniyorlar. Bir tane çocuk doğuruyorlar. Kutsal anne oluyor. Doğru bu arada. Dün orospuları bugünün anneleri rolündeler diye böyle benim hep arada bir kullandığım bir şey vardı. Ee, bu orospu kelimesi çirkin bir kelime bu arada. Bak kadın bile şey yapıyor yani seks işçisi diyor. Ama bu bizim Türkiye'de bilhassa benim çok denk geldiğim bir şey. Yani abuk subuk Kişilerle anılmış, abuk subuk yerlerden gelmiş e, ama sonra bir böyle bir şekilde evlenip çocuk sahibi olunca kalkıp e, düzgün eş, örnek anne konseptiyle her şeyi unutturan insanlar var. Gördüğüm en saygı dolu, e, gördüğüm en saygı duyulası trans kadın. Ama translarda böyle bir durum yok ki. Ben bu mahallede de transım. Yan mahalleye geçtiğimde de transım. Uzaydan baktığında da transım. İnkar edebilecek bir şey yok. Eşcinseller için ama böyle. Çok feminen şarkıcılarımız var mesela. Onlar için. Ay yok canım o öyle değil. O şov yapıyor. Ne şovu? Hangi şov? Yani ben, ben, ben benim şov yaptığımı düşünemeyecekleri için sanırım bu netlik. Bu bir dakika. Senin bana ne dediğin önemli değil. Ben kadınım diyorum ya da ben transseksüelim diyorum. Bu kadar net olmam e, zoruna gidiyor olabilir insanlar. Mutlaka nefret geliştirecek bir şey, şey bulabiliyor oluyor. insanlar. Bahane çok. Nefrete gerçekten bahane çok. Sadece bu translar için değil. Herkes için aynı şey geçerli yani. O yüzden hangi yüzden nasıl yine gel? Çok konuşuyorum ben ya. Bu video uzlayacak bence 5 saat. Transseksüele 5 saat soru soramazsınız falan filan olacak herhalde. Formatı bozdum, özür dilerim. LGBTI artı e, bireylerin hak mücadelesiyle ilgili gelinen noktayla ilgili ne düşünüyorsun ve öndeki en büyük engeller ne? Hak verilmez alınır. Bununla ilgili mücadele etmek zorundasın. Bu herkes için geçerli. Ve özellikle en baştan terk edenlere çok kızıyorum. E, küçük çocuklar yazıyor bazen bana, işte abla bilmem ne bilmem ne intihar edeceğim. Git intihar et o zaman. Bana intihar edeceğim kelimesiyle gelmesini istemiyorum. Tabii ki o çocuklara böyle söylemiyorum ama e, uzun uzun anlatmaya çalışıyorum. Bazen diyorum bir dakika ben şu an yoğunum sana cevap vereceğim. E, çünkü şey yapamıyorum, es geçemiyorum. Ben 15 yaşındayken bir trans abla ihtiyacım vardı evet. ve anlattığım o Mersin'deki yanlış örnekle karşılaştım. Ve emin ol Seyhan olarak benim hiç umurumda değil artık. E, bana bakan insanların benim nasıl adlandırdığı, nereye koyduğu bilmem ne. Sırf bütün bu mücadelemi devam ettiriyorum. Ölene kadar da devam ettireceğim. Bir trans ablaya ihtiyacı olan küçük trans çocuklar için yapıyorum ben bunu. O yüzden de uzun uzun anlatıyorum. Bilmem ne yapıyorum. Bazen mesela şunu bile söylüyorum. Bu bizim için bir travma. Ama aileler için de bir travma. Aileni de anlatıyorum. Bana diyor ki ben işte muşun bilmem neresindeyim. Ay işte ben işte yırtık kot giyiyorum diye. Annem bana böyle böyle söylüyor. işte bilmem ne evden kaçacağım diyorum ki o yırtık kotu giymek zorunda mısın? Gerçekten istiyorsan yine giy. Ama acaba öğretilmiş bir transseksüelliği mi yaşıyorsun? Öğretilmiş bir eşcinselliği mi yaşıyorsun? Bak şimdi bakıyorum. Yıllar önce ben çocukken kotu ters giysem ne olurdu? Giymesem ne olurdu? İsyan evet o zaman bir çıkmazlardık Gerçekten örnek yoktu. Şimdi diyor bak örnek var. Gel böyle yapalım. Şöyle yapalım bilmem ne. Biraz konuşuyoruz. Aa haklısın diyor mesela. Yani o yüzden şimdiki jenerasyon biraz daha şanslı hem bütün dünyada insanların haklarını almakla ilgili mücadele etmeye başlamış olmasından dolayı hem önlerinde bir sürü örnek olmasından dolayı teknolojinin gelişmiş olmasından dolayı yani kısaca şu ana kadar bence getirdiğimiz nokta itibariyle iyi bir yerdeyiz. Evet negatif şeyler de var ama daha iyi olacağına da inanıyorum. Yani Zaten şeyler. haklar her zaman öyledir. Aynen ben öyle. bugün tra Ya uzatmayın şu chatteki, Alo Salim. Allah Allah. Fransız hakları ile ilgili mücadele ederim ve e, sen beni bu kafeye nasıl alamıyorsun diye şey yaparım ama yarın bir gün sana başka bir sebepten kıvırcık saçlısın seni sevmiyorum kardeşim burası benim iş yerim diyebilir sen de ona diyebilirsin ki hayır burası senin iş yerin olabilir ama Hizmet. ayrımcılık suçtur bunu benden görmüş olabilirsin ötekinden görmüş olabilirsin zaten öteki olma kavramı ne ki tanışmamakla alakalı yani e, sen beni dışarıda görmüş olsaydın bin tane yargın olacaktı benimle ilgili cinsiyet Doğru bu arada. Ben eminim şu an pleblerden de izleyip ne kadar samimi diyen ee, ve gerçekten sokakta görse aa travestiye bak diyecek adam belki de şu an bu muhabbeti yaşadığı için iki defa düşünüp o tepkiyi verecek. İşte ön yargılar hep ön yargıların kurbanı oluyoruz zaten cinsiyet kimliğimden dolayı. Ama bugün burada oturduk konuştuk ve başka bir yerdeyiz. Başka bir şey olarak düşünüyorsun. Bu videoyu izleyen insanlar için de böyle. Gıcık alan olacaktır, küfreden olacaktır, bilmem ne yapan olacaktır. Ama doğru bir yerden bakarsa, ne söylediğimle ilgilenirse, ne olduğundan ziyade... Aslında çok da zor bir şey Ne söyle olduğumdan ziyade ne söylediğimle ilgilenirse. Bak. Bilmiyorum ki. Söylediğim bütün şeyler bana bunu yapamazsınlar da haklarımda vesairede tam da bu videoyu izleyen insanlar için de aynısını söylüyorum. Senin için de aslında bir mücadele veriyorum ben burada. Tabii ki kendim için mücadele veriyorum en başında. Ama bu aynı zamanda seni hepimizin mücadelesi birbirini güçlendiren şey. Bugün mesela seni bir trans bireyle tanıştırıyorsa bu program bir şey yapıyorsa belirli ya ön yargılarından... Emre o az önceki... <laughs> Emre az önceki örneği o yüzden verdim. Yani genelleme yapmak yanlış zaten. Biz genelleme yaptığımız için kaybediyoruz. Kurtuluyorsan bir adım daha ileriye gittin demektir. Bana karşı <laughs> bir şey, kim bilir nerede karşılaşacağız? Belki de karşılaşmayacağız. Ne düşündün de zaten çok umurumda değil. Ama bunların hepsinin bir sebebi olduğunu düşünüyorum ve hepimiz için olduğunu düşünüyorum. O yüzden mücadeleye her türlü devam. Yani evet bir grup gelip aynı şeyi söylese bana ben de ufaktan tüyerim. Bak ben de anlattım yani benzinciden nasıl kaçtığımı. Yani <laughs> anlatabiliyor muyum? Hissiyete göre, kişisel kararlara göre falan filan insanları ayırmam ama ahlaka göre ayırırım. İşte e, bu insanın mesela ahlaksızlık yaptığı kime göre neye göre? Anlatabildim mi? Çevreye bir zararı yoksa, bir rahatsızlık vermiyorsa, kendi dünyasında senin benim gibi yaşayan bir insansa sırf trans olduğu için ee, Önyargıyla ya, yaklaşmak veya onu dışlamak doğru değil diyorum zaten. Hep aynı şeye geliyoruz yani anlatabildim mi? Sapık bir erkek bireyle normal bir erkeğin arasındaki fark gibi bir şey bu. Bu kadar basit. Herkes işte onu ha, aynen portakal üstün dediği gibi. Herkes yapabilir. Yani ben senin yanından gece geçerken selam veririm. Biri senin yanından geçerken bir adam sen bana mı baktın o zaman sokağa çıkma amına koyayım. Mesela bana sorarsınız bir erkeğin hoşlanmak geylik değil, bunu aşk denir. Geylik benim gözümde çok farklı bir yerde. Ha? Evet, biraz saygılı olmak güzel olabilir. Sevmeyebilirsin, kabul etmeyebilirsin. Adilen oradan diyebilirsin. Doğada bile böyle bir kanun yok dersin. Kadın erkektir, başka bir şey yoktur dersin. Ama biraz e, saygılı yaklaşırsın mesela. Onunla zaman geçir, onunla takıl. Ee, ne bileyim onunla bir şeyler paylaşmak zorunda değilsin. <gülüyor> <gülüyor> evet, kaptanın visi bir diğer bir olmuş. Hoş geldin. Vopa diğer bir abone oldu. Sonra Emre Zenre sen Prime abone oldu. No, no 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 hoş geldiniz. Jetkan bir Yafes 3 lira yollamış. Merhaba abi az önce goy, goy yüzünden ban yedim. Düzelsin, açar mısın? Eğer bir hatam olduysa affet abi. Bakar modlar. JetGum bir yafes yani ikinide bilmiyorum ama. Eğer 5 liralıymış annemle teyzem entrika dolu yaşanmış hikayeleri anlatıyor bakmak istersen. Annenle teyzen anlatıyor. What? Ben gene de şunu şuraya atayım da abi annenle teyzen. Hasta <laughs>